Kitabımızın adı Marksizm ve İnsan Doğası. Yazar Sean Sayers. Çeviri Şükrü Alpagut. Yayın evi Yordam Kitap. Kısım 1. Çalışma ve İnsan Doğası. Bir. Giriş. Tarihsel bir olgu olarak insan doğası. Bu kitapta insan doğasının tarihsel bir açıklamasını geliştirip savunuyor, ahlaksal ve toplumsal içeriğini araştırıyorum. Temel kaynağı Marx ve Hegel'in yapıtları olan bu açıklamayı Marx'ın felsefesinin bir yorumu olarak sunuyorum. Ne var ki öncelikli olarak ilgilendiğim şey Marksist ya da Hegelci bilimle ilgili sorulardan çok tartıştığım bu fikirlerdir. İnsan doğası kavramı bugünlerde tartışılmalıdır ve Marksizm bu kavramı içerdiği görüşü iki kat tartışmalıdır. Kimileri bu anlayışı bütünüyle reddetmemiz ve antihümanist ya da özcülük karşıtı bir duruş almamız gerektiğini söylerken, kimileri de bunun kaçınılmaz olarak korkunç bir göreceliğine götüreceğini ileri sürüyorlar. Toplumsal kuram ve eleştirel değerler ancak insan doğasının evrensel ve zaman dışı özellikleri temelinde savunabileceği için geleneksel aydınlanma hümanizmine sarılmamız gerektiğinde ısrar ediyorlar. Çoğu zaman bunlar yegane alternatifler olarak sunuluyor ve Marksizmi bu dar kapılardan birine ya da ötekine zorla sokma girişiminde bulunuyorlar. Ne var ki gerek Marksizmin bir yorumu olarak gerekse insan doğasının bir açıklaması olarak hiçbiri doyurucu değildir. Marksizm, insan doğasına ilişkin Hegelci tarihsel bir açıklama içerir. Bu açıklama, evrensel insan doğasında temeller aramaya yönelik aydınlanma projesinden ayrılır. Ama basitçe, insan doğası kavramını reddeden kuşkucu, olumsuz bir antihümanizm de değildir. Daha çok Marksizm, insan gereksinimlerine ve güçlerine ilişkin tarihsel ve toplumsal bir açıklama içerir. Ve bu, tarihsel bir hümanizm biçimine yol açar. Benim bu kitaptaki temel amacım bu fikirleri geliştirmek ve araştırmaktır. Bu anlayışa göre insanlar, liberal toplumsal düşüncenin varsaydığı gibi pasif, bireysel tüketiciler değillerdir sadece. Aktif, toplumsal ve üretken varlıklardır. Üretken etkinliklerde bulunarak yalnızca doğal dünyada değişiklikler yapmakla kalmazlar. Toplumsal ilişkilerini ve kendi doğalarını da dönüşüme uğratırlar. İnsanlar, kendi toplumsal üretim etkinliklerinin hem öznesini hem de nesnesidirler. Ve insanlık tarihi, insanın bu öz yaratım sürecinin öyküsüdür. Dünya tarihi denilen şeyin bütünü, insan emeği yoluyla insanın yaratılmasından başka bir şey değildir. Bu türden bir açıklamanın zorunlu olarak kuşkuculuğa ve göreceliğe götürdüğü sıklıkla düşünülüyor. Deniliyor ki, eğer insan doğası tamamen tarihsel bir biçimde görülürse, var olan toplumsal koşulları değerlendirirken ya da alternatifler geliştirirken kullanabileceğimiz neyin insani olduğuna ilişkin evrensel ve sabit standartlar bulma umudu da terk edilmiş olur. Bu görecelik korkusu belki de tarihsel yaklaşımın yeterince takdir edilmesinin yoluna dikilen en büyük engeldir. Bu kitap boyunca ve özellikle kısım 2'de bu korkunun yersiz olduğunu savunuyorum. Tarihsel yaklaşım, eleştirel bir perspektif olasılığını ortadan kaldırmak şöyle dursun, ahlaksal değerlere, geleneksel, özcü ahlaksal ve toplumsal düşüncenin yoksun olduğu bir kesinlik ve özgürlük verir. Marksizmin ahlaksal görüşünün esası olan insanın kendini gerçekleştirmesi ideali için somut ve gerçekçi bir temel sağlar. Bu sorunlara girmenin bir yolu olarak Mill'in hoşnutsuz Sokrates olmak hoşnut bir ahmak olmaktan iyidir şeklindeki özdeyişini tartışarak başlıyorum. Bu, daha yüksek gereksinimlerimizin olduğu ve insanın kendisini gerçekleştirmenin Mill'in kendini geliştirme olarak adlandırdığı şeyle ilgili olduğu düşüncesini somutlaştırmaktadır. Bu anlayışlar Mill'in de açıkça belirttiği gibi faydacılığın basit hazcı varsayımlarıyla bağdaştırılamaz. Bununla birlikte Mill İnsan doğasıyla ve insanın potansiyellerini geliştirmesiyle ilgili olarak Marksizmin de altında yatan, faydacı olmayan belirli bir düşünce çizgisinin en iyi açıklamalarından birisini sunar. Ne var ki, Mill'in felsefesinin başka ve daha az tatmin edici yönleri de vardır. Marx'ın yaklaşımı bu yönleri yararlı bir şekilde aydınlatır. Sıklıkla belirtildiği gibi,
Mill'in özdeyişi zihinsel etkinlikler ile bedensel etkinlikler arasında seçkinci bir karşıtlık içerir. Mill, Sokrates benzerlerinin zihinsel ve kültürel etkilerine tek yanlı olarak değer verir ve ahmakların fiziksel ve duysal yaşamını karalar. Buna karşılık, Marksizm bu etkinlik türlerinin her ikisini de kapsayan çok yönlü insan gelişimi idealini içerir. Bütün güçlerimizin ve yetilerimizin tam gelişmesini ve uygulanmasını kapsayan bir insan iyiliği anlayışı ortaya koyar. Toplumsal insanın bütün niteliklerinin beslenip geliştirilmesi, nitelikler ve ilişkiler yönünden zengin olduğu için gereksinimler yönünden olabildiğince zengin bir biçimde üretilmesi, bunun üretimi en topyekün ve evrensel toplumsal üründür çünkü çok yönlü bir şekilde hoşnutluğa ulaşmak için birçok hazda sahip olabilmeli, dolayısıyla da yüksek derecede kültürlü olmalıdır. Marx, 1858. Dahası, Marx'ın gözünde bu insan gelişimi anlayışı salt kuramsal bir ideal de değildir. Çünkü Marx'ın tarih kuramına göre fiilen yaşanan tarihsel gelişimler ve kapitalizm ile modern sanayinin büyümesi bunun gerçekleşmesi için gereken koşulları yaratmaktadır. Dolayısıyla Marksizm, ahlaksal sorunlara yönelik toplumsal ve tarihsel bir yaklaşım içerir. Bu yaklaşım, bu sorunların gerçek içeriğinin somut bir açıklamasını sağlar ve baştan sona savunduğum gibi ahlaksal sorunlara yönelik Marksist yaklaşımın büyük yenilikçiliği ve ayırt edici gücüdür. Mill, kendi ahlak felsefesini faydacı ve hazcı bir çerçeve içinde geliştirmeye girişir. Buna göre, insanlar öncelikli olarak tüketicidir. Salt gereksinim sahibi yaratıklardır. Buna karşılık Marx, insanları esas olarak aktif, toplumsal ve üretken yaratıklar olarak betimler. Bu, üretim faaliyetinin insan yaşamındaki rolüne ilişkin fikirler açısından derin imalar içerir. Sonraki iki bölümün konusu bunları oluşturmaktadır. Bölüm 3'te çalışmaya yönelik tutumlar hakkındaki ampirik kanıtlara ilişkin bir tartışmayla başlayarak esasın toplumsal, üretken varlıklar olduğumuz fikrini irdeliyor ve savunuyorum. Yine bu tutumların tarihsel ve değişen karakterlerini vurguluyorum. Modern toplumda çalışma gereksinimi doğamızın bütünleyici bir yönü haline gelmiştir. Bu yalnızca yaşamak için çalışmak zorunda olan, her zaman böyle olmuştur, gereksinim sahibi yaratıklar olmamız anlamında değil. Günümüzde gitgide kendini gerçekleştirmenin bir unsuru olarak ve başlı başına bir amaç olarak insanların çalışmaya ihtiyaç duymaları anlamında da doğrudur. Çünkü benim düşünceme göre modern dünyada kendini gerçekleştirme gitgide esas olarak çalışmada ve çalışma yoluyla tatmin edilen bir gereksinim haline gelmiştir. Boş zamanın rolüne ilişkin bir tartışma aracılığıyla bölüm 4'te bu fikirler genişletilmektedir. Modern biçimiyle salt aylaklıktan ve dinlenmeden farklı olarak boş zaman ancak çalışmanın tamamlayıcısı olarak vardır ve bir değer taşır. İnsanların boş zaman gereksinimi de tarihsel olarak gelişmiş bir olgudur. Çalışma ve boş zaman konusundaki tartışmada savlarımı iki cepheden ortaya koyuyorum. Birinci olarak salt birer tüketici olduğumuzu, salt gereksinim sahibi yaratıklar olduğumuzu, çalışmayı sıkıntı verici bir zorunluluk olarak sadece bir amaca hizmet eden, elimizden gelse uzak duracağımız bir araç olarak gördüğümüzü savunan faydacı ve hazcı görüşe karşı çıkıyorum. Birçok kişiye bu hala sağduyu gibi görünse bile çalışmaya yönelik tutumlar hakkındaki ampirik kanıtlar ile bunu bağdaşlaştırmak zordur. Bunun aksine ben çalışmanın temel bir insan gereksinimi olduğunu savunuyorum. Bu bağlamda çalışmayla kastettiğim şey iştir, istihdamdır. Bu nedenle işlerin asla tatmin edici olmayacağını öne süren ütopyacı ve romantik, sanayi sonrası toplumsal düşünceye de karşı çıkıyorum. Burada benim ana karakterim Andrew Gorz'dur. Onun üstünde yoğunlaşmanın nedeni bu felsefenin böylesine canlı ve düşünceyi kamçılayıcı bir sunumu vermesidir. Gorz bir hazcı değildir. Üretken ve yaratıcı faaliyetin kendini gerçekleştirmesinin gerekli bir parçası olduğunu kabul eder. Ne var ki, iş biçimine bürünen çalışmanın sadece hayatını kazanma amacına hizmet eden bir araç olduğunu ve kaçınılmaz olarak yabancılaşmaya yol açtığını savunuyor. İnsanların istedikleri şey çalışmadan özgürleşmedir, istihdam anlamında. Özerk yaratıcı etkinlik için boş zamanını genişletmektir ya da kendisi için çalışmadır. Bu kitaptaki bölümlerin temel aldığı makaleler özgün olarak 1980'li yıllarda yazılmıştır. Yaratmış oldukları tartışmayı dikkate almanın yanı sıra bu konuyla ilgili daha yakın tarihli başka yayınları da dikkate almak için bunları gözden geçirmeyi düşündüm.
Ne var ki bunları tamamen yeniden yazmaksızın bu gözden geçirme olanaksız olurdu. Onun yerine bu eleştirilerden bazılarına burada kısaca karşılık vereceğim. Birçok yazar beni istihdamın kaçınılmaz olarak yabancılaşmaya yol açtığı görüşünü Gorz'a atfederek ona yanlış yorumlamakla eleştirmiştir. Gorz, çoğu kez nitelikli etkiye feda eden çok süslü ve polemikli bir üslupla yazar ve neye nitelendiğini kesin olarak bilmek her zaman kolay değildir. Ama onun 1980'lerin ilk yıllarında kaleme aldığı, çalışmadan özgürleşme çağrısını yapan yapıtlarını okuduğumuz zaman bu yorumdan kaçmak zordur. Dahası o zamanlar Gorz'a ilişkin bu yorumda kesinlikle tek başıma değildim. Gerçekten bu tür görüşler o dönemde birçok başka yazarın yaygın desteğini alıyordu. Gorz'un bu konudaki görüşleri o zamandan beri evrim geçirmiştir. Gorz'un çalışma ve özgürleşme konusundaki görüşlerinde bu değişikliklerden bazılarını tespit ediyorum. Kısacası bir hata varsa bu benim Gorz görüşleri hakkında yaptığım açıklamada değil onun görüşlerinin değişmiş olmasındadır. Ne var ki beni asıl ilgilendiren şey Gorz'un gerçekten neyi kastetmiş ya da kastetmemiş olabileceği değil, çalışma ve insan doğası hakkında ortaya atmış olduğu ahlaksal ve toplumsal sorunlardır. Bowring şunları yazarken sorunun temel noktası konusunda doğru bir saptama yapmaktadır. Sayers, yaratıcı işçilerin yaşanmış anlamını ve niyetlerini üretkenlikle uzlaştırmaya yönelik Marksist projeye temelle bağlı olduğu halde Gorz'a göre sosyalizm, sistemin ve aygıtların atletini ve katılarını ortadan kaldırmayı umut edemez. İnsan emeğinin meyveleri ile işçilerin kişisel niteliklerinin birbirlerinden ayrılması ancak hem Gorz'un hem de Sayers'ın geriye gidiş olarak gördükleri türden modern öncesi kendi kendine yeterli toplumlara dönüş yapılarak tersine çevrilebilir. İşte bu nedenle Gorz hakiki şekilde özerk etkinliğin çalışmadan kurtulmayı gerektirdiğine inanır. Bowring 1996. Kısacası Gorz'un gözünde toplumsal ilişkiler nitelikleri gereği bireysel özgürlüğü zorunlu olarak yabancıdır. Çünkü özgürlük ancak herhangi bir toplumsal kısıtlama olmadığında elde edilebilen saf bireysel özelliktir. Gerçekten bu görüşleri sorguluyorum. Bunlar Sartre'nin varoluşçuluğunu anımsatan aşırı bir bireycilik türünü içeriyor. Toplumu aksi durumda bizim kendiliğinden ve özgür bireysel gelişmemizi sağlayacak olan şeyi her zaman ve zorunda olarak sınırlayan ve kısıtlayan tamamen düşmanca ve yabancı bir dayatma olarak kavramak oldukça yanlıştır. Tersine biz doğuşumuzdan itibaren esas olarak toplumsal varlıklarız. Doğalarımızı, bireyselliğimizi ve hürriyetimizi ancak topluma katılarak ancak toplumsal ilişkiler içinde ve onlar aracılığıyla geliştirebiliriz. Çünkü özgürlük, salt toplumsal kısıtlamanın bulunmaması halinde var olmaz. Katıksız şekilde negatif bir olgu değildir. Aynı zamanda güçlerimizi ve yeteneklerimizi somut olarak geliştirip kullanabileceğimiz toplumsal koşulların mevcudiyetini yani pozitif varlığını gerektirir. Başka bir deyişle ve ilk bakışta bir paradoks gibi görünebilse bile özgürlük ve bireysellik toplumsal ürünlerdir. Bunlar toplumsal kısıtlamaya rağmen değil ancak ondan dolayı vardır. Toplumsal kısıtlama ya da daha doğrusu toplumsal etki tüm sahici özgürlüğün ve insan gelişiminin gerekli ön koşuludur. En temel olarak başkaları tarafından kısıtlanmış olmayan birey düpedüz yok olur. Çünkü doğduğunda insan bebeğinin yaşamını sürdürmesi bütünüyle başkalarına bağlıdır. Toplumsallık bizim ta biyolojimize kazınmıştır. Girtz'in belirttiği gibi doğduğumuzda tamamlanmamış veya bitmemiş birer hayvanızdır. Kendimizi kültür aracılığıyla tamamlar ya da bitmiş duruma getiririz. Ve eğer bir bebek herhangi bir toplumsal temas olmadan bir şekilde hayatta kalmayı ve büyüyüp yetişmeyi başarsaydı, insan türünün ayırt edici olarak insana özgü hürriyet ve bireysellik karakteristiklerini taşımayan salt bir üyesi olurdu. Kısacası kültürden bağımsız insan doğası diye bir şey yoktur. Hürriyet ve bireysellik toplumsal olgulardır. Bunları ancak toplumsal ilişkiler içine girerek toplumsal yaşama katılarak kazanırız. Elbette toplumsal varlıklar olduğumuz konusunda ısrar etmek toplumsal ilişkilerimizin ve özellikle çalışma ile ilgili olanların sıklıkla bireyselliğin ve özgürlüğün gelişimi için elverişsiz olduğunu yadsımak değildir. Ne var ki toplumsal ilişkilerin düpedüz ve tamamen olumsuz olduğunu ya da çalışmanın olumsuz özelliklerinin basitçe onun toplumsal karakterlerine bağlanabileceğini yadsımaktadır. Çünkü toplumsal ilişkiler
insan doğasının yalnızca onun için gelişebileceği ve geliştirilebileceği gerekli çerçeveyi oluşturur. Bu nedenle toplumsal ilişkiler hem insan doğasının gelişmesini olanaklı kılar hem de aynı zamanda onu sınırlandırır ve onu sınırlandırdığı ölçüde yaratılabilmesine bizzat yardım etmiş olduğu yeteneklerin ayak bağları ve kısıtlayıcıları haline gelir. Bölüm 5'te iktisadi ve toplumsal gelişimin insanlarla ilgili etkilerini ele alan tezin altında işte bu fikirler yatıyor. Bireyci felsefe geleneğinden gelen Gort gibi yazarlar, piyasanın ve modern sanayinin gelişimini doğası gereği baskıcı ve insanlık dışı olarak betimlerler. Kapitalist gelişimin sıklıkla yıkıcı olduğu elbette doğrudur ve onun bu yönünü ancak başka hiç kimse Marx kadar güçlü bir biçimde anlatmamıştır. Ne var ki Marx, kapitalizmin insanlar üstündeki etkisini yine de tamamen olumsuz olarak görmez. Kapitalizm daha olumlu bir yönünde de olduğunu kavrar. Kapitalizm, koşullarda sanayinin ve ticaretin büyümesini bir sonuç olarak çalışan insanlar yeni etkilerin ve ilişkilerin içine çekilirler. Bilinçlikleri genişler ve doğaları dönüşüm içerir. Marx'ın inancına göre kapitalizm gayri iradi ve bilinç dışı bir biçimde nihai olarak kendisinin yerini alacak düzenin nesnel iktisadi koşullarını yaratmakla kalmıyor, bunu gerçekleştirecek olan öznel koşulları yani kendisinin mezar kazıcıları olan öznelerini de yaratıyor. Bu Marx'ın kapitalizmi uygarlaştırıcı misyonu dediği şeydir. Bu yolla Marx'ın sosyalizm için gerekli ön koşul olduğuna inandığı insan doğası biçimleri şimdiki tarihin fiili süreçleri tarafından üretilir. Evrensel olarak gelişmiş bireyler kesinlikle doğanın ürünü değil, tarihin ürünüdür. Bu kitabın ikinci kısmında bu fikirlerin metafiziksel temellerinden bazılarını irdeliyorum. Bunların kökeni Hegel'in felsefesinde yatar. Hegel'in tarihçiliğine göre değerler zaman dışı kuramsal idealler değildir. Bunların temeli tarihsel gerçeklikte yatmaktadır. Hegel yaklaşımını kötü nam salmış şu sözlerle özetler. Akılcı olan gerçektir ve gerçek olan akılcıdır. Marx'ın bu yaklaşımı nasıl kendine mal ettiği, neyini benimsediği ve neyini attığı bölüm 6 konusu oluşturmaktadır. Marx'ın yönteminin çok farklı bir açıklaması, İngilizce konuşan dünyada Marksizm ile ilgili son felsefi tartışmalara damgasını vuran analitik Marksizmin çalışmalarında yer almaktadır. Bu ekolün yazılarında Marx'ın düşüncesinin Hegelci yönlerine karşı benimsenen olumsuz tutum ve Marksizmi diyalektik olmayan ve sıklıkla düpedüz anti-diyalektik, analitik felsefe çerçevesi içinde yorumlama girişimi dikkati çekmektedir. Kitabın ikinci kısmında bu ekolün çalışmalarına karşı eleştirel değerlendirmelerde büyük bir yer tutmaktadır. Marksizmde ahlaksal değerlerin rolü üstüne özellikle odaklanıyorum. Sıklıkla Marksizm bu konuda çelişkili görüşlere sahip olduğu söylenir. Bir yandan Marksizm toplumsal gelişimi ahlaksal olarak yargılamaktan çok anlamayı birinci amaç edinen tarih kuramı üstüne kurulu iddiasındadır. Ama Marksizm benim savunmakta olduğum gibi kendini gerçekleştirme ahlaksal idealini temel alan hümanist bir kapitalizm eleştirisine de eşit derecede içerir. Analitik Marksizm katı ve dışlayıcı olan, dolayısıyla da bu savları tutarsızlaştıran bir olgu değer ikileminin prizmalarından bu savlara yorum getirme eğilimini göstermiştir. Çünkü sonuç Marksizmin ayrı ve birbirleriyle bağdaşmayan yönlerinin bölünmesi olmuştur. Bir yanda değer içermeyen bir toplumsal kuram ve öte yanda Marx aksi yönde ne söylemiş olursa olsun insan doğasının evrensel karakteristiklerine ya da aklın zaman dışı ilkelerine dayalı bir dizi tarih aşırı ahlaksal değere hitap ettiği farz edilen bir etik bakış açısı. Marksizm bu şekilde bakılarak anlaşılamaz. Marksizm hem bir toplumsal kuram hem de bir değerlendirme perspektifi olduğunu ve her ikisini tek bir bütünün birliği içinde içerdiğini iddia eder. Bizatihi var olan koşulların eleştirel bir perspektifinin temelini içerdiğini savunan içkin eleştiriler yönteme sahiptir. Var olan toplumsal düzen basit ve durağan değildir. Gerginlikler ve çatışmalar içerir. Olumsuz yönlerin yanında olumlu yönleri de kapsar. Kendisini destekleyen ve devam ettiren güçlerin yanı sıra ona muhalefet eden ve onu yadsıyan eğilimleri de kapsar. Başka bir deyişle olumsuz ve eleştirel eğilimler dünyadadır. Bunların dışarıdan getirilmeleri gerekmez. Var olan koşulların içinde bunlar hali hazırda içsel olarak mevcuttur. Hegelci diyalektik yaklaşımın yaşamsal içgörüsü budur. Ayrıca çatışma değişikliğe yol açar. Toplumsal düzen durağan ve sabit değildir.
eninde sonunda ortadan kalkar ve yerini bir başkasına bırakır. Tarih, farklı aşamalardan geçen bir gelişim biçimini alır. Gelişimin normal akışında Marx'a göre feodal toplumu kapitalizm izler. Zamanı gelince o da yerini sosyalizme bırakacaktır. Her bir aşamada gelecek aşamanın ortaya çıkışı için gerekli koşullar mevcut, aşama içinde yavaş yavaş biçimlenir. Dolayısıyla tarihsel değişiklik süreci salt farklı biçimlerin rastgele birbirini izlemesi değildir. İlk başlarda her bir aşama yerini aldığı koşullara oranla ilerici bir gelişim oluşturur. Yine de her biri en sonunda kendi içinde gelişecek ve kendi içinden çıkacak daha yüksek ve daha gelişmiş biçime yerini bırakacak olan yalnızca gelip geçici bir biçimdir. Bu kuram, Marx'ın hem tarih anlayışının hem de eleştirel yönteminin çevresini oluşturur. Marksizm, tarih aşırı standartlara göre kapitalizmi mahkum etmez. Onun eleştirisi daha çok içkin karakterdedir. Tarihsel ve göreci olan standartları temel alır. Bundan dolayı da daha bir gerçekçidir. Kapitalizm, kendisinden önce gelen feodalizme göre ilerici bir tarihsel gelişimdir. Ne var ki, sosyalizm için koşullar onun içinde gelişip köklendikçe, kapitalizm daha ileri gelişimin önüne gitgide bir engel haline gelir ve ilericiliğini kaybeder. Bu bakımdan kapitalizm zaman dışı ve evrensel standartlar temelinde değil, içinde barındırdığı sosyalizme yönelik eğilimler temelinde eleştirilebilir. Dahası bu görüşe göre sosyalizm basitçe aşkın ya da mutlak değerleri temel alan bir ideal değildir. Şimdi var olan kapitalist toplumda işlerlikte olan güçlerin gerçek sonucu olacaktır. Bizim için komünizm kurulması gereken bir durum değildir. Gerçekliğin kendini ona uyarlamasını gerektirecek bir ideal değildir. Şimdiki gidişatı ortadan kaldıran gerçek hareketi komünizm olarak adlandırıyoruz. Marx ve Engels, 1845. Marx'ın kapitalizmi eleştirirken ve sosyalizmi betimlerken kullandığı sözler bunlardır. Hegel'in felsefesinde olduğu gibi bu yaklaşım belirleyici bir biçimde tarihsel ilerleme kuramına dayanır. Bu anlayışa yönelik kuşkuculuk yaygındır. Örneğin bu anlayışın tarihsel yaklaşımın doğasında var olan problemleri çözmeksizin yalnızca gözlerden gizlendiği ileri sürülmektedir. Eğer ilerleme terimi tamamen tamamlayıcı olarak bundan sonra gelen şey anlamında kullanılırsa ve o zaman bu yaklaşım ilerlemeye yüklenen değer için bir temel sağlamaz. Alternatif olarak ilerleme kavramı değerleri zımni olarak cisimleştirir. O durumda bu değerlerin haklılığının doğrulanması gerekir. Ve bu basitçe tarih kuramı temelinde yapılmaz. Çünkü böyle değer yargıları saf şekilde olgusal olan herhangi bir kuramdan çıkaranmaz. Marx bu yüzden olgularla değerleri birbirine karıştırmakla ve doğalcılık yanılgısını ortaya atmakla suçlanır. Bölüm 8'de bu sava yanıt veriyorum ve ilerleme kavramına ilişkin genişletilmiş bir tartışma sunuyorum. Benim sunduğuma göre gerçekte Marksizm bir ahlaksal doğalcılık biçimidir. Ama bundan dolayı yanılgı içinde değildir. Daha özgür olarak benim savunduğum gibi tarihçiliğin bir biçimidir. Bu biçim olgularla değerler arasında söz konusu düşünce çizgisinin öngördüğü birbirini dışlayıcı bir ayrımın yapılmasını reddeder. Çünkü hem Marx'ın tarih kuramı hem de onun büyüleyici bir öğesi olan ilerleme kavramı tamamlayıcı ve değerlendirici bir anlama sahiptir. Kapitalizm yalnızca feodalizmden sonraki aşama olarak kalmaz. Aynı zamanda da feodalizmden daha yüksek ve daha gelişmiş bir aşamadır. Son iki bölümde bu anlayışların bir açıklamasını veriyorum. Bunların göreceliğe ya da kuşkuculuğa götürmesinin zorunlu olmadığını savunuyorum. Tam tersine Marx'ın ellerinde bunlar insan doğasına ilişkin olarak geliştirilmekte olduğum ve bölüm 2'de tanıtarak kitap boyunca genişlettiğim kendini gerçekleştirme düşüncesini içeren tarihsel açıklama üstüne kurulmuş tarihsel bir hümanizm biçimine götürür. Yalnızca birkaç yıl önce bu giriş bölümüne büyük olasılıkla burada noktayı koyar ve asıl tezi işlemeye geçerdim. O zamanlar Marksizm dünyanın en etkili felsefelerinden birisi olarak tartışma götürülmez bir konuma sahipti. Ve onun hakkında yazı yazmak için hiçbir ön açıklama yapılmasına ya da gerekçe gösterilmesine gerek duyulmuyordu. Şimdi ise durum farklıdır. Değişikliğin ana nedeni Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa'da komünizmin dramatik çöküşüdür. Ama kapitalist dünyada derin toplumsal ve iktisadi değişiklikler olmuştur. Bunlar Marksist sosyalizmin oralarda da hızlı gerilemesine yol açmıştır. Bence bu gelişmelerin geleneksel Marksist toplumsal kuramının
birçok yönüne kuşku gölgesi düşürdüğü ve bu kuramın temel ilkelerinden bazılarının esaslı biçimde yeniden düşünülmesi gerektiğini açıkladı. Ne var ki bu kuramı eleştirenlerden bazılarının çıkarmaya çalıştıkları sonucun, yani Marksizmin çürütülmüş olduğu ve artık modern dünyada herhangi bir uygulama alanının kalmadığı sonucunun çıkarılmasına olanak tanımaz. Örneğin, bazen söylendiğine göre Sovyet ve Doğu Avrupa komünizmin çöküşü, serbest pazar ve liberal demokrasinin tam ve kalıcı zaferini adeta tarihin sonunu simgeler. Eğer bu doğruysa, o zaman Marksizm hakikaten çürütülmüş olacaktır. Eğer gerçekten tarihin sonundaysak, eğer kapitalizme meydan okuyan hiçbir güç ortaya çıkmazsa, eğer serbest pazar gerçekten insanın iktisadi gelişiminin son biçimini oluşturuyorsa, o zaman Marx'ın tarih kuramının aslında reddedilmesi gerekir. Ama durumun böyle olduğuna inanmak için hiçbir geçerli gerekçe yoktur. Geçmişte kapitalizmin bunalıma sürüklenmiş olan toplumsal ve iktisadi koşulların varlığı ortadan kalkmamıştır. Marx'ın savına göre kapitalizmin özünde var olan çelişkiler hala oldukça açık biçimde mevcuttur. Kapitalist dünya çatışmalarla ve bunalımlarla sarsılmaya devam ediyor. Bunlar çok sayıda insanın kıt kanaat geçinme sınırında, hatta onun da altında yaşamakta olduğu ve devrim koşullarının her zaman var olduğu gelişme yolundaki ülkelerde en belirgin şekilde görülüyor. Ama bu koşullar en ileri sanayi toplumlarında da vardır. Bunun tarihin sonu olduğunu düşünmek için hiçbir sağlam neden yoktur. Kapitalizme muhalif güçler kesinlikle ortaya çıkacaktır. Bu sosyalizmin inancıdır. Buna inanç diyorum. Çünkü şu anda hiçbir önemli devrimci güç ortalıkta görünmüyor. Ama bu körü körüne bir inanç ya da salt bir dogma değildir. Aksine sosyalizmin hedefinin salt bir ideal olmayıp bizzat tarihin fiili eğilimi olduğu şeklindeki Marksist tarih kuramını temel alan mantıklı bir inanıştır. Bu iddialar elbette sıklıkla tartışma konusu yapılıyor. Deniliyor ki kapitalist dünyada meydana gelen büyük değişiklikler Marksizmin geçersiz ve demode olduğu anlamında gelir. İşçi sınıfına ve sosyalizme ilişkin eski Marksist fikre elveda dememiz gereken sanayi sonrası çağa giriyoruz. Kapitalist toplumu oluşturan sınıfların karakterinin Marx'ın yazılarını kaleme aldığı 19. yüzyıldan beri büyük değişiklikler geçirmiş olduğu doğrudur. Hiç kuşku yok ki bu Marksizmin çağdaş toplumsal gerçekliğin ışığı altında temelden tekrar düşünülmesi gereken bir yönüdür. Ama sınıfsal bölünmenin ve çatışmanın çağdaş toplumun temel özellikleri olmaktan çıktığına inanmak için hiçbir sağlam neden yoktur. Ve Marksizm, modern toplumsal dünyayı kavrayıp idrak edebilmemizi sağlayan şimdiye kadarki en güçlü ve kapsamlı kuramsal çerçeveyi sağlamaya devam etmesinin yanı sıra, bu dünyayı daha iyiye doğru değiştirme çabalarına yol gösteren bir değerler dizisi sunmaya da devam ediyor. Marksizmin karşısındaki bir başka büyük meydan okuma, çevre sorunları alanında ortaya çıkmaktadır. Marksizmin çevre sorunları gerçeğini kabul etmediği söylenmektedir. Hatta Marksizm, bu sorunların yaratılmasından sorumlu olan bir üretimci felsefeyle ilgili ilişkilendirilmektedir. Örneğin, Marksizm, iktisadi büyümeyi frenleyen doğal sınırların varlığını görmezden gelen bir toplumsal yapılandırma biçimi olduğu söylenmektedir. Bu yorum, bölüm 9'da uzun uzadıya eleştiriyorum. Marksist tarihçi yaklaşımın aslında bu idealist imaları içermeyen bir materyalizm biçimi olduğunu gösteriyorum. Ne var ki bir üretimcilik biçimi olma suçlaması konusunda Marksizm bunu kabul ediyor. İnsanın üretim faaliyetlerindeki gelişimin toplumsal ve ahlaksal ilerlemenin kökeninde yattığını ve hiç değilse potansiyel olarak öncelikle insanlık yararına olduğunu savunuyor. Ne var ki Marksizm aynı zamanda da bir hümanizm biçimidir. Marksizm sırf üretim yapmak için üretimi savunmuyor. İktisadi ve toplumsal etkinliklerimizin doğal çevrede ve dolayısıyla dünyamızda yol açmış olduğu yıkımı elbette ki tanıyor. Ne var ki insanın üretim yeteneklerini insanlık yararına geliştirme olasılığına bile kuşkuyla bakan romantik tepkiyi reddediyor. Daha basit ve daha az gelişmiş bir üretim düzeyine geri dönüş, çevre sorunları için pratik bir yanıt değildir. Bu problemlere ancak yeteneklerimizi yapay şekilde engelleyerek ve yatsıyarak değil, yeteneklerimizi geliştirerek ve kullanarak karşı verebiliriz. Kısacası bu kitap, Marksizmin çürütülmediği ama yaşayan bir felsefe olarak kalması için değişen toplumsal gerçekliğin ışığı altında birçok temel yönüyle yeniden düşünülmesi ve gözden geçirilmesi gerektiği inancıyla kaleme alınmıştır. Ne var ki
Burada bu yeniden düşünmeye ve gözden geçirmeye çok ağırlık veremeyeceğim. Bu kitaptaki amacım daha mütevazidir. Marksist felsefenin büyük anlama, öneme sahip olmaya devam ettiğini ileri süreceğim temel ve merkezi bir kolunu, yani insan doğasına ilişkin tarihselci açıklamayı yeniden vurgulayarak açıklığa kavuşturmak ve savunmaktır. İnsan doğası konusu son yıllarda üstünde pek çok tartışma yapılan ve benim kanımca büyük kafa karışıklığının yaşandığı bir konudur. Bu konuya yönelik Marksist tarihselci yaklaşımı ortaya koyup savunurken bunu diğer çağdaş felsefe durumlarıyla ilişkili ve diyalog içine sokma ve daha geniş güncel felsefi tartışma bağlamında sahip olduğu ilintiyi gösterme yolunu tutuyorum. Böylelikle daha geleneksel ve alışılmış felsefi perspektiften bakılınca içinden çıkılmaz gibi görünen problemlere genellik olarak Marksizm'den birçok çağdaş okuyucu için alışılmadık ve öyle umuyorum ki aydınlatıcı olacak bir yaklaşımı nasıl içerdiğini göstermeye çalışıyorum.